Ergündüler Mekanizma Her yerde, her evde, her köşede gündem sadece ekonomi. Dövizin geldiği yer ortada. Devletin verdiği mücadelede. Son tahlilde insanlar dolar, euro fiyatlarına bakmakta. Haklılar. Kasım ayı başından bu yana dolar yaklaşık %60 oranında arttı. Haliyle bu artış yeni yılda enflasyon olarak karşımıza çıkacaktır. İşte tam bu noktada devletimizin atacağı adımlar çok önem kazanmakta. Böyle sıkıntılı dönemlerde yurt dışında yaşayan ve gerçekten büyük oyuncu olan dostumu ararım. Bütün dehlizleri bilen ender insanlardandır. Türkiye'de doğduğundan her zaman Türkiye onun için bir adım öndedir. Büyük zengin olduğu için para önemli değil, miktarı önemli diye sık sık espri yapar. Kendisine ulaştım. Soru sormama gerek bırakmadan söze girdi. Dünyadan bir haber insanları izliyorum. Yapılan yorumların önemli bir kısmı haksızlık barındırıyor. İktidara karşı husumet taşıyanların sesi daha çok çıkıyor. Ancak gerçek tam olarak bildiğiniz gibi değil. Peki gerçek ne diye araya girdim. Hemen cevabı verdi. Hiç uzatmama gerek yok. Sizlerin Türkiye'de duymadığı ve bilmediği bir küresel koalisyon var. Tek bir doların, tek bir euro'nun bile gelmesine izin vermiyorlar. Dolar arttı, euro arttı. Neden gelip şirketlerimize talip olmuyorlar? Olmazlar. Olay ekonomik değil, siyasi. Bunu görmediğiniz zaman alabileceğiniz pek bir yol yok. Zaten ekonomiyi siyasetle birlikte okumanın şart olduğunu yıllardır yazıyorum. Çin modeli denen yapıya iyi bakılsa ya da Güney Kore modelinin içine iyice girilse arkada en içte Amerika'nın verdiği destek görülmektedir. Modellerin Amerika projesi olduğu görülebilir. Üniversitelere gelen hocalardan yatırımların renklerine kadar, yollanan teknolojilerden sunulan pazar payına kadar Amerika işin merkezindeydi. Ya da bu iki seçeneği sevmediniz, başka bir ülkeye göz atmak istediniz. Tamam Japonya. İkinci Dünya Savaşı'nın bitiminden bugüne kadar atılan her adımın arkasında Amerika vardı. Kurgu yapan rolleri dağıtan Amerika'ydı. Küresel sistemi böyle kontrol ediyordu. 1980 öncesi rahmetli Demirel Sovyetlerle temastaydı. En az dış borcun bulunduğu dönemdi. Darbeyle o dönem biçildi. Kimse olaylara böyle bakmıyordu. Demirel'den sonra yıkılan sistem öz Allah'a ayağa kalkıyor ve küresel sermayeye yakın işliyordu. Siyaset buna engel olmak istemiyordu. Olmak isteyen de tasfiye ediliyordu. El ele, akıl akıla, gönül gönüle verip üretmekten başka çaremiz yoktu. Liberal ekonomi her yeri sarıyor ancak sık sık hastalanıyordu. Buna çare olmak isteyenleri de biçiyordu. Başkan Erdoğan, Davos'ta yeni bir başlangıç yaptı. Oradaki One Minute karşımıza 17-25 Aralık olarak, gezi olarak, mitçilerin gözaltına alınmak istenmesi olarak 15 Temmuz olarak çıkıyordu. 2013'teki kırılma, küresel sistemin Türkiye'nin karşısına dikilmesini getiriyordu. Şu anki Başkan Biden o dönem ikinci adamdı. Obama'nın yardımcısıydı ve Amerika'daki küresel akım o tarihten itibaren Ankara'yı kara listeye aldı. Başlama vuruşunu yapan Obama'ydı. Araya Trump dönemi girince özel operasyonlara imza atmayan bir başkan görüyorduk. Bu Türkiye'ye zaman kazandırıyordu. Kaldı ki o dönemde bile dolar üzerinden Ray Branson'ın fırtınası estiriliyordu. Biden gelince zaten soğuk davranacağı belliydi, sırda değildi. Dostlarımız iktidara gelecek derken demokratik meşru yolları işaret ediyordu. Tamam ancak bu aynı zamanda Erdoğan'la çalışmayacağının net ifade biçimiydi. Yazının girişinde sözünü ettiğim dostum, Türkiye'nin para bulmasının önünü kesiyorlar diyordu. Biz görmüyorduk, bilmiyorduk ancak bunlar oluyordu. Başkan Erdoğan sınırlı kalsaydı, sınırlar içinde yaşasaydı muhtemelen bu sıkıntıları yaşamayacaktık. Ancak Azerbaycan'a, Libya'ya, Suriye'ye, Afrika'ya, Balkanlara, Orta Asya'ya gidersen bu ekol rahatsız oluyordu. Giderken onu götürmediğin için de her fırsatta Ankara'yı sarsıyordu. Ekonomik sıkıntılarla mücadele edilirken görünmeyen arka planda siyasi bir karar vardı. Çok kez yazdım hatırlayın. Alman Der Spiegel'in kapağını. Küresel Aklın dergisi 2018'de Trump, Erdoğan, Putin, Jinping'i hedefe koyuyor ve durdurun çağrısı yapıyordu. Kullanılan kelimeler bu anlama geliyordu. Trump gitti. Erdoğan da ekonomik baskı altında. Erdoğan'ın tasfiye olması Rusya'yı da, Çin'i de çok ama çok zora sokacaktır. Putin ikinci en önemli hedeftir. Sanırım olaylara böyle bakmak çok daha sağlıklı olacaktır. Erdoğan gittiği an, Türkiye'nin bölgede ve tarihinin yaşandığı hiçbir noktada ağırlığı kalmayacaktır. Uzağa gitmeyin, muhalefetteki altı partiye bakın. Kimseyi kırmak istemem, ancak kontrol edilebilir, söz dinleyen bir Türkiye istenmekte. Fatura da önümüze getirilmekte. Ergündüler Takvim Cem Küçük Asgari ücret tamamı sıra diğer meselelerde Kaç zamandır yazıyoruz sürekli söyledik asgari ücret en az 4 bin lira olmalı diye Hatta daha üstü de olsun diyoruz Dün sabahki yayınımızda aynısını Ahmet Sözcan'la birlikte dedik TGRT Haber'de Günaydın Türkiye'de söyledik 3900 lira anlaşılan rakam Erdoğan üzerine ekleyecek dedi. Dediğimizde oldu 4253 lira fena bir rakam değil. Hükümet ve Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan gerekeni yaptılar. Sıra diğer düzenlemelerde. Onlar neler? Öncelikle emekli maaşları düzeltilmeli. 1500, 1800, 2000 lira gibi maaş alanlar var. Bu maaşları ciddi biçimde iyi bir seviyeye getirmek lazım. Emeklilerin durumu önemli. İster bağkur ister işçi ister özel sektör isterse memur emeklisi olsun. Memurların durumu görece iyi. Onların maaşları daha da iyi hale getirilmeli, hepsinin hakkıdır. Döviz bir diğer ve belki de en önemli konu. Dolar ve avro bir yerde durmalı. Yani istikrara kavuşmalı. Yüksek olması bir sorun ama ondan daha önemlisi nerede duracağının Öngörülememesi kötü ve tabii ki hayat pahalılığı. Bununla da sonuna kadar mücadele edilmeli. Stokçuluk yapanlara asla acınmamalı ve hukuk içinde gereken yapılmalı. Bir sözüm de muhalefete. Yavuz Ağralıoğlu gibi hem eleştiren hem de hakkaniyeti teslim edenler var. Onlara sözüm yok duruşlarını tebrik ediyorum. Ama dünkü zam oranını görüp şaşkınlığından ne diyeceğini bilemeyen, üzülen muhalefet var. İyiye iyi demek bu kadar zor mu? Hükümet asgari ücreti iyi verdi deseniz ölür müsünüz? Bir de karamsarlık çizen, ülke batsın diyen ekonomistler var. Bu millet size yüz vermez. Sadece karamsarlık pompalıyorsunuz. İyi olan hiçbir şeyi beğenmiyorsunuz. Biz batıdan örnek verince, ya bize ne batıdan diyenler, Asgari ücreti hemen Batı'yla kıyaslıyorlar. Çünkü bu ülkeyi sevmiyorlar. Başkan Erdoğan gitsin dışında hiçbir düşünceleri yok. O yüzden de bu millet onlara asla itibar etmiyor. Sıkıntılarımız var. Hayat pahalı, döviz yüksek can yakıyor. Hepsi kabul. Ama halka karamsarlık pompalamak iyi değil. Onlar iyi haber peşindeler. Dün Başkan Erdoğan iyi bir haber verdi. Karamsarlığa gerek yok. Her sorunu aşarız. Elbette yapılanların iyi veya kötü olduğuna millet karar verir. Sonuç hoşumuza gitsin ya da gitmesin milletin kararına saygı duyarız. Cem Küçük, Türkiye. Recep Yazgan, boş tencere edebiyatını bırakın. Sabah akşam 7.24 boş tencere edebiyatı yapıyorlar. Niye? Çünkü eskiden kalma bir tekerlemeleri var. Boş tencerenin yıkamayacağı iktidar yoktur. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı darbeyle yıkamayanların eline şimdi muazzam bir fırsat geçmiş. Kullanmasınlar mı? Kullansınlar, kullanıyorlardı. Ekonomik kurtuluş savaşının en önemli ayağı olan faiz indirimlerini hazmedemeyen faiz lobisi düğmeye bastı. Dolar şaha kalktı. Fırsat bu fırsat, yattıkları yerden para kazanmaya, servetlerine servet katmaya alışkın olanlar, ihracatın artırılıp ithalatın azaltılmasını da istemiyorlar. Yani üretim, yatırım ve istihdam hedefli bir ekonomi stratejisine savaş açmış vaziyetteler. Döviz arz ve talebini dengelenmesine, yerli iş adamlarının üretim ve yatırım yapmalarına karşı oldukları gibi, ülkeye yabancı yatırımcının ve yabancı sermayenin girişini kurda ve dış finansmanda istikrarı da istemiyorlar.'' Türkiye'de kolay para kazanma döneminin sona ermesi onlar için bir kabus, korkulu bir rüya çünkü. Eline kalem alan boş tencere edebiyatıyla cepheye mühimmat taşıyor. Yaşlı başlı görmüş geçilmiş köşe yazarları boş laf değil sıcak çorba lazım şeklinde başlık atıyorlar. Bu başlığı atanlar zannedersiniz ki yazıyı bitirdikten sonra sırtlarında kumanyak kolileri, kenar mahalleleri dolaşıp garibana garip kurebaya sıcak çorba hazırlamaya gidecekler. Hangi insani yardım kuruluşunun üyesi olmuşlar da bizim haberimiz yok. Dünyada ve ülkemizde garibin garibanın suyunu aşını düşünen, kurban etlerini dünyanın dört bir yanına dağıtan, çayını çorbasını ihtiyaç sahipleriyle paylaşan hayırsever insanlar arasında bu başlıkları atan köşe yazarları ve o zihniyette insanlar yok. Hiç olmadı.'' kimler var? Her Ramazan iftarını İstanbul'un bir kenar mahallesinde, çat kapı bir gece kondusunda açan Erdoğan ve Erdoğan'ın tavsiye, teşvik ve destekleriyle Açı doyuran, yoksulu giydiren ve çocukları gülümseten gönüllü hayırseverler var. Bu yüzden derim ki boş tencere edebiyatına ve edebiyatçılarına kanmayalım. Felaket tellallarına, vurgunculara, spekülatörlere, provokatörlere inanmayalım çözüm üretmeyen, çare göstermeyen ve sadece eleştiren politikacılara güvenmeyelim. Erbakan'ın ağır sanayi hamlesiyle de dalga geçen ve fakat anasolmaya iktidarlarının faizi %7500 yapan, doları bir günde %40 artışına göz yuman iktidarlarını zerre eleştirmeyen ve hatta onlarla bir ve beraber olan timsah gözyaşlarını mürekkep yapan mevkutelere, sahiplerine, kalemşorlarına aldanmayalım. Biz yine üretim, yatırım, ihracat ve istihdam hedefiyle yola çıkan, memleketin derdiyle dertlenen Cumhurbaşkanımıza güvenelim. Türkiye'nin hem siyasi hem ekonomik hem de askeri alanda bölgesel ve küresel güç haline gelmesi için çalışan, çabalayan bu gayretli insanları yalnız bırakmayalım. Türkiye sanayi kapasitesini hızla geliştiriyor. Düşük faiz ve dengeli kurla üretimi ve istihdamı artırmak için dışarıya açılıyor. Çin'den sonra Avrupa'nın tedarik merkezi haline geliyoruz. Bu bir kumar değil, rota belli. Ne yapıldığı, nasıl yapıldığı ve nereye gidildiği belli. Az daha sabır, çok az daha. Recep Yazgan, Diriliş Postası